Merhaba Ergün TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz TÜRSAP Pamukkale Bölge Başkanı Turan Köseoğlu. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi günler. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz çok şükür. Bugün turizmi konuşacağız sizinle. Pamukkale'yi, Karayiğit'i, Denizli'yi konuşacağız. Neler yapabileceğimizi konuşacağız bugün. Öncelikle TÜRSAP dediği zaman ne anlamalıyız? TÜRSAP açılımı olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, merkezi İstanbul'da olan en büyük turizm sivil toplum kuruluşlarından birisi. Yarı kanunla kurulan, yarı kamu kurumu hükmünde bir kuruluş. Yaklaşık 15 binin üzerinde şu anda üyesi var Türkiye genelinde. Biraz araştırmalar yaptığım takdirde 50 yıllık bir geçmiş olan bir kuruluşmuş aslında. Şu an gündemde de bir yasa söz konusu durumlar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Devlet desteği nasıl? 1972 yılında 1618 sayılı kanunla kurulan bir birlik, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği. Tabii yıllar geçtikçe mutlaka doğal olarak turizmde de yeni ihtiyaçlar, yeni belirlemeler söz konusu. Bu kanunun mutlaka güncellenmesi gerekiyor. Ama güncellenirken tabii bu mesleği meslek edinmiş seyahat acentası sahiplerinin ve işletmecilerinin görüşleri dikkate alınarak bu kanunun yeniden düzenlenmesi lazım. Yanlış mutlaka, bilmiyorsam transfer yetkisinin elinden alınması durumu varmış sanırım kuruluşta. Transfer tabii şu anki durumda bizim Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun münhasır hizmetler dediğimiz seyahat acentasının yapabileceği faaliyetler var. Bunun tabii tanımlaması hem turları hem transferleri hem uçak bileti, otel rezervasyonu gibi, hac ümre organizasyonu gibi birçok faaliyeti kapsıyor. Yeni kanunla tabii günümüze bunun mutlaka uyarlanması lazım. Çünkü bazı noktaların açıklığa kavuşması lazım. Bunun için bizim birlik olarak hazırladığımız bir çalışma yaparak hem meslektaşların görüşü alınıp hem de hukuki anlamda bir takım düzenlemeler yapılarak bakanlığa verdiğimiz görüşümüzü belirten bir yasa tasarısı teklifi vardı. Bununla ilgili tabii ciddi çalışmalar yapıldı hem birlik merkezinde hem de bölgelerde. Tabii turizm çok geniş bir sektör. Paydaşlar olarak hem seyahat acentaları hem otel işletmecileri hem turizm taşımacıları birçok dalı mevcut. O anlamda tabii herkesin ihtiyacını karşılamak mutlaka mümkün değil. Biz tabii Münhasır Hizmetler adı altında TÜRSAP'ın belgeli seyahat acentası işletmelerinin bu transfer hizmetlerini gerek havaalanından otele, gerek gene tren ve otogarlardan otele ve gene tur hizmetleri kapsamında bu transfer hizmetlerinin kendi belgemiz sahipleri olan acenteler tarafından yapılması taraftarıyız. Bununla ilgili bir takım görüş ayrılıkları var. Tabii bakalım süreç nereye kadar ilerler. Biz de konuyu takip ediyoruz. Biraz ekonomik sürece geçelim. Okulların tatil olmasıyla birlikte bilet fiyatları ne durumda şu anda? Genel sömestr tatilinin başlamasıyla beraber talepten kaynaklı bir takım hem karayolu taşımacılığında hem havayolu taşımacılığında tabii uçak taşıma fiyatları yükseldi. Bu ama geçici bir durum. Talebin çok olmasından kaynaklanan bir durum. Bir yandan girdi maliyetler, taşımacılıkta tabii her gün maliyetler artıyor. Bunlar tabii fiyata nispeten yansıtılması anlamında biraz tabii fiyatlarda artışı sebebiyet veriyor. Ama tabii bunlar hep maliyetlerin artmasından kaynaklanıyor. Genel talepten kaynaklı şu anda bir kısmen bir artış var diyelim. Genel değerlendirmelerimiz sonrasında asıl konumuz Denizli'ye gelelim artık. Bir turist Denizli'ye geldiği zaman Turan Bey nereye gidecek? Denizli turizm potansiyeli anlamında çok zengin. Biz adeta
bulunduğumuz bölgeyi bir turizm anlamında sahip olduğu değerler anlamında bir mücevher olarak tanımlıyoruz. Yakınımızda hepimizin bildiği UNESCO tarafından tescillenmiş Pamukkale'miz var bildiğiniz gibi. Gene yakınında Afrodisias Antik Kenti var. Salda Gölü var. Biz turizm anlamında bu altın üçgen diye tabir ediyoruz. Hem ülke içinden gelen yerli turistlerde hem de yurt dışından gelen turistlerde paket dediğimiz değişik turizm rotalarıyla biz turistin kalış süresini denizde arttırmayı hedefliyoruz. Burada tabii 3 günlük bizim tatil rotalarımız var. Geldiğinde vakit geçirebileceği, denizle ilgili hem tarihi hem de doğal turistik yerleri görebileceği turizm rotalarımız var. Biz şehir olarak turizm anlamında çok şanslı görüyoruz şehrimizi. Evet ama bir sıkıntı var. Her zaman ben söylüyorum bunu. Neden sadece Pamukkale'yi ön planda tutuyoruz? Evet, bu tescillenmiş bir yerimiz. Bizim için çok güzel bir durum aslında bu. Ama ilçelerimize baktığımız zaman da oralarda da çok güzel yerler var. Buralar nasıl değerlendirecek? Nasıl ön plana çıkacak buralar? Tabii burada ilçelerimizde dediğiniz gibi güzel yerler var. Ama ana destinasyon bizim, ana şeyimiz, tanıtım malzememiz Pamukkale. Neden? Çünkü Pamukkale şu anda denizden çok da bilinir bir destinasyon, turizm destinasyonu. Google'da baktığınız zaman en çok aranan yer Pamukkale. Bu tabii elimizdeki Pamukkale'yi biz marka olarak iyi değerlendirmemiz lazım. Ana destinasyonların yanında alt destinasyonlarla bunu desteklememiz lazım. Tabii bildiğiniz bir kış turizmi için Bozla, Nikfer'deki kayak merkezi var. Bu da çok ilerisi için turizm potansiyeli barındıran bir yer. Bunun ayrı bir destinasyon anlamında tanıtımı yapılması lazım, kış turizmi anlamında. Gene Karaheyt termal bizim kaynaklarımız var, termal tesislerimiz var. Termal turizm anlamında bunun ayrı bir destinasyon olarak tanıtımı yapılması lazım. Şehirler anlamında gene bildiğimiz Çal'da bağ yolu projesi var, hepimizin bildiği. Bu da nitelikli turizm anlamında çok ciddi bir potansiyel barındırıyor. Özellikle turizmden gelir elde etme anlamında ciddi bir potansiyel var. Bunun iyi işlenmesi gerekiyor. Bunlar hep alt destinasyonlar anlamında Pamukkale'nin ana destinasyon altında işlenebilecek bizim turizm yerlerimiz. Onun dışında yine gastronomi turizminde yine Denizli'nin sahip olduğu mutfağıyla örnek bir Denizli kebabı, bir tavas baklavası ve bunun gibi bir takım değerlerimizde, turizm değerlerimizde, gastronomide de bizim söz sahibi olmamız her zaman mümkün. Bu tabii hepsi ayrı çalışma gerektiriyor. Tanıtım anlamında özellikle yurt içi fuarlar katılmamız gerekiyor bizim şehir olarak. Hepimizin bildiği İzmir'de Travel Turkey fuarı var. Gene İstanbul'da Emit turizm fuarı var. Antalya'da gene her sene yapılan fuar var. Özellikle yurt içi anlamında bu üç fuarın mutlaka şehir anlamında temsil edilmemiz gereken fuarlar. Bizim tanıtım anlamında biraz ciddi bir çalışma yapmamız lazım ve Sayın Denizli'nin turizmden hak ettiği yeri alması lazım. Biz biraz tabii belki hepimiz münferit olarak bir takım şeyler yapmak istiyoruz deniz anlamında. Ama bu güçleri birleştirmek gerekiyor. Yani güçleri birleştirip yumruğu tek yere vurmamız gerekiyor ve hedefe gidebilelim. Bununla ilgili biz her zaman işbirliğine açığız. Peki 2023 yılını değerlendirecek olursak Pamukkale turizmini nasıl değerlendirirsiniz? 2023 sezon olarak iyi geçti. Yaklaşık 2,5 milyona yaklaşan bir Pamukkale'ye ziyaretçi söz konusu. Tabii bundan denizi ne kadar nasibini aldı? Bu tabii ayrı bir tartışma konusu. Ben gitmedim hiç. Tabii yani burada biraz da şehirle Pamukkale'yi bizim halkımız anlamında bir ilişkilendirmemiz lazım. Önce kendi şehrimizi iyi tanımamız lazım. Denizlilerin Denizli'yi önce iyi tanıması lazım ki dışarıda iyi tanıtabilsinler. Bununla ilgili yerel belediyelerimiz bir takım faaliyetler yapıyorlar. Bunların biraz da alanı genişletilerek şehir turizminin daha böyle canlı olarak ülke turizminden de pay alması ve dünya turizminden daha fazla pay alması söz konusu olabilecek.
Özellikle tabii Pamukkale'ye gelen tur gruplarının deniz yeri ziyareti anlamında bir takım bizim eskiden beri dillendirdiğimiz kent müzesi eksiğimiz vardı. Tabii Büyükşehir Belediyesi Turizm Bakanlığı ile şu anda nihayete erdirmek durumunda. Kent müzesi açıldıktan sonra tur otobüsler özellikle şehir merkezinde gelip ziyaret edecekler. Bundan hem şehir esnafı yararlanacak hem de biraz da şehirle gelen turizmi biz birleştirmiş olacağız. Pamukkale içi esnafı aslında birazcık yakınıyor artık. Eski alışveriş tadı kalmadı diyor. Kale içi bizim önemli bir değerimiz. Tarihi bir çarşı. Diğer şehirlerde örnekleri var. Bunun da otantik bir tarza büründürülmesi lazım. Orada özellikle hafta sonları da iş yerlerinin açık olması lazım. Gelen tur gruplarına hizmet edecek şekilde. Tabii bunlar hep birbirine bağlı. Gelen talep arttıkça, gruplar arttıkça esnaf da orada bir takım düzenlemelerle hem çalışma saatlerini biraz daha genişleterek özellikle yaz aylarında bence kale içi eski canlılığını tekrar kavuşabilecek potansiyele sahip. İnşallah. Peki Turan Bey, Pamukkale'ye gelen bir turist Karayit'e gitme olana ne durumda? Her gelen gidiyor mu Karayit'e? Her gelen tabii gitmiyor. Genelde biraz da Karayit daha çok termal ağırlıklı olduğu için kültür turizmi yönelik olarak gelen gruplar genelde Pamukkale antik şehir, oradaki Saint Philip'in mezarı ve gene tarihi tiyatro, açık hava oradaki antik tiyatro, gene antik havuz bir takım o tip yerleri gezerek daha çok yani yarım günde Pamukkale turu tamamlanmış oluyor. Bazı gruplar tabii Karayiğit'e de gidiyorlar ama bütün gelenlerin Karayiğit'i gördüğünü söyleyemeyiz. Peki denize gelen turistlerin ne gibi bir katkısı oluyor bize? Bunları nasıl artırabiliriz daha çok? Konaklama anlamında ve Pamukkale'deki esnaflar anlamında denize gelen turistler tabii ekonomik anlamda mutlaka harcamalarıyla bir gelir yaratıyorlar. Ama özellikle bizim tabii yol boylarında büyük alışveriş merkezleri şeklinde bu değişik mesleklerin, değişik satış yerlerinin olduğu yol üzerinde bir takım yerler yapılabilir. Yerel sanatların gene sergilendiği, kooperatiflerin gene faaliyet gösterdiği bir takım iş yerleri orada yapılabilir. Daha çok tabii ana yollar üzerinde bu takım faaliyetler olursa biraz daha şehir trafiğine girmeden bu gruplar alışveriş yaparak katkı sağlaması mümkün oluyor. Demin dediğim gibi ancak kent müzesi yapıldıktan sonra şehir esnafıyla ve şehir halkıyla turistlerin biraz daha hareketli bir trafik yaratması mümkün olacak. Peki 2024 yılında Pamukkale'nin bir ışıklandırma sistemiyle artık geceleri, akşamları da rahatlıkla ziyaret edilebileceği söz konusu bu durumda. Kültür ve Turizm Bakanı ne zaman gelecek? Bu açılış gerçekleşecek mi? Nasıl olacak durum? Ya ışıklandırma çalışmaları bildiğim kadarıyla devam ediyor hala. Özellikle yani turizm sezonu Nisan-Mayıs ayları gibi işte bu çalışma tamamlanabilirse tabii gece ışıklandırmayla ziyareti çok daha güzel olacak. Çok daha ziyaretçi anlamında da katkı sağlayacak bence. Çünkü tabii açık olduğu saatler turistin ziyaret etmesini sınırlıyor. Orada akşam da ziyarete açılması mutlaka ziyaretçinin artması yönünde ciddi bir katkısı olacak. Sonra güzellik anlamında da ışıklandırmayla beraber gerçekten daha şahane bir görsellik farklı bir görsellik, güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Bundan da maksimum derecede bizim bölge olarak yararlanmamız lazım. Valinin çalışması var bu konuda. Sanırım kısa sürede Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle neticelenmesi bekliyoruz. İnşallah. Peki son olarak neler eklemek istersiniz Deniz Lakuna? Ben deniz olarak turizme her zaman inanmamızı, ana sektörlerden biri olarak görmemizi ve halkımızın da bu konuda turizme sahip çıkmasını, bilinçlendirilmesini, özellikle fiyat konusunda, fiyat standardı konusunda çok dikkatli hareket etmemizi ve gelen turistleri müşteri memnuniyeti anlamında da burada kendi evlerinde gibi hissettirecek hizmet kalitesine ulaşmamız gerekiyor.
Burada tabii her şey gene kaliteli eleman ve iş gücüne bağlı. Burada meslek liseleri var turizmle ilgili. Gene yüksekokul ve fakülteler var. Buradan çıkan gençlerimiz her zaman için bir iş garantisi var. Çünkü sektörde sürekli bir iş gücü talebi var. Ben bununla ilgili sektörümüze inanıyoruz. Ülkemize de inanıyoruz. Ve gelecekte gerçekten biz bugün için 2,5 milyon ziyaretçileri konuşuyorsak 2030 senesinde 10 milyon gibi bir rakamlar bizim için hayalci değil. Denizli çok da turizmden hem ülke hem de dünya turizm anlamında pasta payını arttıracak bir güçte görüyoruz. Bu anlamda sektörümüze inanıyoruz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bugün Egeon TV olarak TÜRSAP Pamukkale Bölge Başkanımız Turan Köseoğlu vardı. Onunla birlikte Denizli'yi değerlendirdik.